ile karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün reel sektörlü iki başlığı ele alacağız. İlk bölümde birazdan İKİP Yönetim Kurulu üyesi Özkan Karaca bizimle olacak. Özkan Bey ile beraber hazır giyim sektörünü konuşacağız. Bugün gelen PMI rakamlarındaki üretim tarafı da eskisi kadar acaba güçlü mü? Biraz ivme kaybediyor mu? Biraz ön sinyal verdi bize Ocak rakamları. Dolayısıyla sadece 2021'in geçtiğimiz senenin fotoğrafını çekmeyeceğiz. Bu yıla dair üretim rakamları nasıl olur? Artan enflasyon, artan maliyetlerle iş tüketiminde bir düşüş beklentisi var. Fakat ihracat pazarları canlı kalarak bunu destekliyordu. Bu sefer artık Avrupa-Amerika pazarlarında da büyüme beklentileri, özellikle ihracat tarafı son enflasyon raporunda Merkez Bankası tarafından da aşağı revize edildi. Dolayısıyla aslında ihracatın gücü iç pazardaki zayıflığı da 2020'ye kadar destekleyebilir mi soru işaretleri var. Hepsini ele alacağız. Sonrasında ise Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır bizimle olacak. Fokus programında BOTAŞ açıkladı. Son tarife elektrik fiyatlarındaki artış, özellikle doğal gazdan elektrik üreten enerji şirketlerinin maliyetlerindeki artışı, BOTAŞ'ın tarifesini, oradaki son yapılan zamları, zaten geçtiğimiz sene biliyorsunuz %256'lık bir fiyat artışı yapılmıştı doğal gaz tarafına sanayici için. Bu yıl da zamlar devam ediyor. Bunları da konuşacağız. Enerji sektöründeki şirketler için bundan sonra karlılık ne kadar mümkün? Bu artan maliyetleri kendi iş ortaklarına, kendi dağıtım sağladıkları tüketiciye yansıtabilecekler mi diye onları da değerlendireceğiz. Gelin şimdi bir rakamlara bakalım. Fiyatlamalar bize ne söylüyor haftanın ikinci işlem gününde? Borsa İstanbul'da %1.39'luk bir yükseliş var. 2031 puan seviyesindeyiz. Dün özellikle hafta sonu gelen haber akışıyla beraber hatırlatalım. Elektrik şirketleri en çok yükselenlerdeydi. Bakalım bugünkü tabloda hangi şirketler var? Dünküne benzer bir tablo yok. Aslında biraz daha değişmiş hikaye. GEO'lar var ilk sırada. Ziraat GEO, Torunlar GEO en çok yükselenlerde. Sasa Polyester, Hektaş ve Tofaş Oto'da yine en çok yükselenlerin içerisinde. Özellikle Ziraat GEO'da %6.8, Torunlar'da %4'lerde bir kazanım var. Sasa, Hektaş ve Tofaş'ta da %3'ün üzerinde primlenmeler olduğunu söyleyebiliriz. Banka bilançoları gelecek. Dolayısıyla aslında biz bugünden itibaren son çeyrekteki banka bilançolarının hisselere nasıl etki yapacağını konuşacağız. Bunu da gün boyunca ele alacağız. En çok düşenlerde İş GEO var, Teknosa var, Aksa Enerji Üretim, Enerjisa ve Girişim Elektrik var. Görüldüğü üzere dünden farklı bir tablo var. Bugün de en çok düşenlerde ağırlıklı olarak enerji şirketlerini, doğal gazdan elektrik üreten şirketleri görüyoruz ki Aksa, Enerjisa, Girişim Elektrik, yani elektrik firmaları ilk sıralarda en çok düşenlerde %1'in üzerinde kayıplar var. Dolar Türk Lirası'ya devam edelim. 13.38'lerden geçiyor kur, %0.61 yukarıda. Haftalık grafiği ben rica edeyim. Dün ne demiştik? Tüzeller döviz bozabilir. Çünkü resmi gazetede artık yayınlanan, zaten beklenen ama resmiyete kavuşan dövizden KKM'ye geçişteki kurumlar vergisi teşviğinin kurumsal taraftaki, tüzeller tarafındaki yaklaşık 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabını azaltacağı beklentisi vardı. Bu beklentiyle beraber dolar Türk lirası 13.65'lerden 13.30'lara gerilemişti. Fakat daha da aşağısı görünmüyor iki gündür. Çünkü dün de zaten bu seviyelerdeydik. Hatta şu an 13.38'lerdeyiz. Bunun sebebi de şu: bu bozumun hemen gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair artan endişeler var. İkinci konu da yine dün yayınlanan biliyorsunuz düzenleme ile beraber şirketler KKM'yi gösterip, teminat gösterip kredi çekemeyecekler. Yani örnek verelim, bir şirket 100 dolarını kur korumalı mevduata geçiriyor ve oradaki yaklaşık işte 1300 TL'sini alıyor ve oradaki KKM'ye geçirdiği tutarı da yine aslında teminat olarak gösterip ticari kredi çekebilecek mi? Buna dair soru işareti vardı. Bu ortadan kalktı. Onu bankalara gelen özellikle uyarı ile beraber, bankalara gelen düzenleme ile beraber şirketler bunu kullanamayacaklar. O yüzden bu oldukça önemli. Bu da biraz iştah kaybına sebep olabilir. Tüzellerin dövizden KKM'ye geçişi konusunda şeklinde yorumlar var piyasada. Rakamlar böyleydi. Şimdi gidelim buradan Gizem'le beraber grafik tarayıcısına. Yatırımın adresi QNB Finans Invest, grafik düellosunu sunar.
Grafik Düellosu ile karşınızdayız Gizem'le beraber. Gizem günaydın, hoş geldin. Neler hoş konuşacağız bugün düelloda? Bugün öncü göstergelerden önemlilerden bir tanesi PMI rakamları geldi. Bu rakamın önemi özellikle bize sektörel bazda da hangi sektör üretimde, istihdamda, ihracat tarafında nasıl bir inme kaydediyor ya da hangi zorluklarla baş etmek zorunda, bunlara dair detay veri verebiliyor. Ama bunun haricinde aynı zamanda önümüzdeki dönem sanayi üretiminin de öncü bir göstergesi. Sanayide bilindiği gibi büyümenin öncü göstergesi. Dolayısıyla aktivite yılın ilk ayında nasıl seyretti, çok önemli veriyi tartışacağız bugün. Peki o zaman başlayalım. Aslında birazdan benim de merak ettiğim Gizem'in anlatacağı PMI tarafında sektörler acaba benim işaret edeceğim ithalata bağımlı sektörlerle ilintili mi ilerliyor? Bu dönemde bunu sorguluyoruz. Neden bunu sorguluyoruz? Çünkü Türkiye üretimle, yatırımla büyüyecek diyoruz ve üretimle, yatırımla büyüyecek cümlesinin altında aslında liralaşma stratejisi de önümüzdeki süreçte elbette Türkiye'nin enflasyonu düşürecek. Şimdi iki tane konu var. Bir, liralaşma stratejisi enflasyonu düşürecek. İkincisi de cari açığın azalması, cari fazlaya dönülmesi enflasyonu düşürecek. Çünkü iki tarafta, yani liralaşma demek aslında cari açığınızı ne kadar azaltırsanız döviz finansmanına o kadar az ihtiyaç duyarsınız. Hal böyle olunca da kurun stabilizasyonu üzerine kurulmuş bir fiyat istikrarı politikası var. Yani faizlerle değil, kurun istikrarıyla TL'yi güçlendirerek enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ve bu hedefte, yani enflasyonu da düşürürken, Türkiye'yi üretim ve yatırıma da büyütürken konu tek bir yere geliyor. O zaman ithalat faturanızı da azaltmanız lazım. Dövize ihtiyacınızı azaltmanız lazım. O yüzden ben biraz daha iki grafikte onu göstermeye çalıştım. Mevcut üretimin içerisinde sanayide, PMI'de ya da sektörlerde ithalatın etkisi nasıl diye. Şimdi son dönemde beyazla gördüğümüz çizgi, özellikle 2021 Haziran'ın itibaren bakacak olursak, geçen senenin ikinci yarısından itibaren aramalı ithalatında çok hızlı bir artış oldu. Fakat bu dönem içerisinde ne imalat PMI ne de sanayi üretim rakamlarında biz o kadar agresif bir büyüme, agresif bir artış görmedik. Elbette 2020'nin ilk çeyreğindeki yüksek bazın da etkisi var. Özellikle sarı ile gördüğümüz sanayi üretimi için söylüyorum bunu. O dönemki yüksek bazdan dolayı da artışlar biraz daha inme kaybetti, ama genel olarak aramalı ithalatındaki artışı teyit eden bir yükseliş yok. Yani her ithal ettiğimizi katma değerle ürün üretip ihracata çevirememişiz. Gelelim bir sonraki grafiğe. Peki bu tabloda hangi sektörlerde özellikle bu hissediliyor diye. Yani 2020 yılı itibariyle sektör bazında ithalatın girdi payını Merkez Bankası son enflasyon raporunda paylaştı. Bu oldukça önemli bir grafik. 2021 itibariyle de tablonun çok fazla değişmediğini söylüyor analistler. Elbette rakamlar değişti ama sıralama değişmedi. Hangi sektörler burada ithalata yüksek oranda bağlı ve üretim yaparken aslında ithalatla bu üretimi yapıyorlar ya da ihracat yaparken de ithalatla bu ihracatı yapıyorlar. Tütün ürünleri ortalamanın üzerinde %30'un üzerinde, %30 gibi bir ortalama var burada. Türkiye'deki sektörlerin ortalama ithalata bağımlılığı mesela tütün ürünlerinde bu rakam %55'lerde. İkinci sırada kimyasal var, temel eczacılık ürünleri var. O tarafta kimyasal ürünlerde %35, eczacılık ürünlerinde %45 gibi bir ithalata bağımlılığımız var. Ve geçtiğimiz gün özellikle Türkiye'deki ilaç üreticilerin euro kurunun sabitlenmesi 6.40 olmalıdaki savunma sebepleri de şuydu. Arge çalışmalarını bizim artırmamız lazım. İthal girdi payımızı azaltmamız gerekiyor bunun için. O yüzden de aslında ilaç sektörünü, oradaki ürünleri de temel eczacılık ürünleri sektöründe öldürmemek gerekiyor deniliyor. Çünkü gerçekten 45. İthalata bağımlıları çok yüksek. Motorlu kara taşıtları %50'ye yakın ithalata bağımlı. Elektronik ürünler %45'lerde. Yine ulaşım araçları %30'un üzerinde ve makine kurulum ekipman da %40'larda. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz, bu arada kağıdı da atlamayayım, bir de son olarak kağıt var. Kağıt ve orman ürünlerinde de %35'lerde. Bu bahsettiğimiz sektörler neredeyse yarıya yakın ithalata bağımlılar. O yüzden döneyim Gizem'e sorayım. Bugünkü PMI rakamlarında acaba ithalata bağımlı olan sektörlerde üretim biraz artmış mı? Çünkü eğer PMI o sektörlerde toparlarsa, üretim artarsa belki yavaş yavaş içinde bulundurdukları aramalı ithalatını da azaltabiliriz diye beklentiler var. Aslında tam tersine, ithalata bağımlı olan sektörlerde üretimde belirgin bir yavaşlama var. Aslında bugünün PMI rakamlarına, detaylarına baktığımızda
kauçuk ürünler, plastik ürünler haricinde her yerin üretiminde yavaşlama var. Dolayısıyla bugün ilk veriyi aldığımızda mesela çok karışık sinyaller ürettiğini düşünmüştüm. Verinin detaylarına bakınca, sektörel bazdaki kırılıma bakınca her sektörün özellikle enflasyondan şikayetçi ve bundan mağdur olduğunu görüyoruz. Bir de şimdiye kadarki o maliyet artışı gibi koşullarla mücadele ederken şimdi bir de tedarik sorunları buna eklenmiş vaziyette. Dolayısıyla termin süresi, yani siparişlerin teslimat süresi giderek uzuyor. Bu dikkat çeken bir gelişme. Tek tek sektörlere bakalım aynı zamanda. Şimdi mesela Türkiye'nin sektörel PMI anketinde eğer 50 seviyesinin üzerindeyse bilindiği gibi sektörde iyileşme olduğunu, yani genişleme bölgesinde olduğunu gösteriyor bizlere. 50 seviyesinin altındaysa bunu sektörlerde daralma var diyebiliyoruz. Dikkat etmek gerekirse sadece büyüdü diyebileceğimiz yerde kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri, giyim ve deri ürünleri ve kara ve deniz taşıtları var ama bunlar da böyle belirgin bir üretim artışı olduğu için değil. Nitekim zaten manşet rakam bize bir miktar inme kaybını da gösteriyor. Şimdi her bir sektörün farklı farklı sıkıntıları olduğunu söyledik ama Ocak ayında özellikle mevcut durumda devam eden zorlu faaliyet koşullarının yılın ilk ayında da devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla imalat sanayi genelinde aynı koşullar zorlu kalmaya devam ediyor. Özellikle sektörlerin tamamı enflasyonist baskıların yanı sıra tedarik zincirindeki ciddi aksamalara dikkat çekmiş olduğunu öğrendik bu veriyle beraber. Bunun haricinde bir de fiyatlardaki yükseliş özellikle firmaların sipariş almasını, yeni sipariş almasını giderek zorlaştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla üretimin artması da buraya bağlı olduğu için önümüzdeki dönemde üretimin tekrar artabilmesi için bir enflasyonist baskıların, iki tedarik zincirindeki aksamaların ortadan kalkması gerekiyor. Gel gelelim dediğimiz gibi üretimi artıran sadece kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri haricinde geri kalan her yerde üretimde yavaşlama var. Şimdi bu sektörlerin özellikle tek bir grafik üzerinden bakacağız. Her birinin seyri nasıl seyretmiş, özellikle nasıl gelmiş bugüne kadar. Şimdi bazılarında belirgin bir gerileme var. Mesela tekstil ürünleri çok belirgin bir yavaşlama işaret ediyor. Hepsinden tek tek birkaç manşet paylaşmaya çalışacağım. Mesela gıda ürünlerinde ne oldu diye baktığımızda yeni siparişlerde 5. ayda da yavaşlama görüyoruz. Üretim bir önceki aya göre yine bir düşüş kaydettiğini gördük. Ama iyi tarafından görmek gerekirse gıda ürünlerinde istihdam artıyor. Diğer yandan girdi maliyetlerine baktığımızda son 3 ayın en düşük seviyesine gelmiş olsa bile hala girdi maliyetleri gıda ürünleri için yüksek kalmaya devam ediyor. İkincisi en fazla daralan yer tekstil ürünleri. Nitekim bütün sektörler içerisinde baktığımızda üretimdeki belirgin hız kaybının en fazla dikkat çektiği sektör tekstil ürünleri olarak karşımıza çıkmakta. Yeni siparişlerin de yavaşlaması olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla firmaların birikmiş işleri anket dönemindeki en yüksek seviyeye kadar ulaşmış vaziyette. Ama iyi tarafından görmek gerekirse, yine bir pozitif haber paylaşmak gerekirse, girdi maliyetleri enflasyonunda burada tekstil ürünler için bir miktar gerileme dikkat çekiyor. Nitekim nihai ürün fiyatlarındaki en düşük artış oranı da tekstil ürünlerinde olmuş olduğunu gösterdi bizlere. Yalnız buraya bir parantez açmakta fayda var. Salgın döneminde özellikle AVM'ler falan bilindiği gibi kapalıydı. Dolayısıyla o zaman da hem üretim yavaşlamıştı hem bu tarafta satışlar yavaşlamıştı. Bundan kaynaklı da o birikmiş olan üretimin enflasyonunu nihai ürün fiyatlarına yansıtmakta en zorlanan sektör de burasıydı. Nitekim bunun hala tüketiciye yansıtma noktasında tekstil ürünleri kaleminde yavaş olduğunu görmekteyiz. Geçelim buradan giyim ve deri ürünlerine. Giyim ve deri ürünleri tarafındaki en manşet ön plana çıkartabileceğim kısım yeni siparişler burada büyüyor. Ne kaynaklı büyüyor? İç talep değil, ihracattan kaynaklı yeni siparişlerin büyümüş olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber özellikle buradaki yine de olumsuz tarafından bu sefer görmek gerekirse, evet yeni siparişler artıyor, ihracat kaynaklı artıyor ama giyim ve deri ürünlerinde şöyle bir sıkıntı var. Buna rağmen özellikle üretim ve istihdam düzeylerinde bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerde yavaşlama var. Bu da bu sektördeki handikap diyebiliriz. Geçelim buradan ağaç ve kağıt ürünleri tarafına. Burada olumlu paylaşabileceğim haberler var ama şundan kaynaklı olumlu haberler. Aslında o ağaç ve kağıt ürünlerindeki iş yükü azalıyor. Bundan kaynaklı da aslında üretimde yavaşlama olmasına rağmen bu sektör istihdamını arttırmayı başarmış. Dolayısıyla istihdam açısından pozitif diyebiliriz. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler bu PMI verisindeki gördüğümüz en olumlu tabloyu sunan sektör de zaten burası. Özellikle Ocak ayında 10 sektör içerisindeki üretim artışı tek kaydedebilen yer kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu var, bu sektörde de teslimat sürelerindeki çok belirgin bir artış var. Gel gelelim Ağustos 2020'den bu yana teslimat sürelerindeki artış devam
etse de bu ayın iyi verisi sadece bunun en düşük oranda gerçekleşmiş olması. Metalik olmayan ve mineral ürünlere baktığımızda burada da özellikle yeni siparişler çok belirgin bir yavaşlama kaydetmiş vaziyette. Dolayısıyla bu sektörler içerisindeki en belirgin yavaşlamanın kaydedildiği yerler tekstil ürünleri, metalik olmayan ve mineral ürünler olarak karşımıza çıkmakta. Bu veride çok fazla olumlu paylaşabileceğim bir veri yok. Nitekim enflasyon tarafındaki yükselişin talebi en fazla negatif etkilediği yerlerden bir tanesi de burası diyebiliriz. Ana metal sanayine geçecek olursak bir önceki ay iyiydi, bu ay ise kötü gelen rakamlar var. Üretim yeni siparişlerde yavaşlama olduğu için burada da yavaşladığını gösterdi bizlere. Makine ve metal olmayan ürünlerde iki ay üst üste bir yavaşlama var. Özellikle burada da aynı şekilde Ocak'taki yeni siparişlerde inme kaybının dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Elektrikli ve elektronik ürünlerde burada en dikkat çekici gelişme tedarik zincirindeki aksamalar, teslimat sürelerini en fazla uzatan sektör burası. Burası özellikle elektrikli ve elektronik ürünler teslimat sürelerindeki gecikmeden şikayetçi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde tedarikçi performansının en yoğun bozulduğu sektörü de buraya ön plana koyabilirim. Kara ve deniz taşıtlarına dair de son notu paylaşmak gerekirse burası zaten ithalata çok bağımlı bir sektör. O yüzden de enflasyonist ortamdan, fiyat artışlarından en negatif yerde etkilenen yerde kara ve deniz taşıtları olduğunu söyleyebilirim Güzem. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gizem, grafik düellosunu noktalıyoruz bugünlük. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sundu. Kısa bir ara, aranın arkasından Fokus'ta reel sektör tarafında hem İHKİP hem de Gama Enerji bizimle olacak. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır bizimle olacak. Tamer Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gizem Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi geçen sene %250'nin üzerinde zaten doğalgazda bir artış vardı. Elbette doğalgazdan elektrik üreten şirketler bu maliyet baskısını hissediyor. Kendi başına doğalgaz tedariği sağlayanlar zaten bunu hissediyor, sanayi hissediyor. Neler söylersiniz? Geçen sene yapılan zamlardan sonra bu yılda özellikle Şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı. Fakat elektrik üretim amaçlı tarifeye de Şubat için %14 zam yapıldı. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi özellikle global piyasalarda artan enerji fiyatları ve bunun doğal çıkışı olarak Türkiye'nin etkilenmesiyle beraber bunun üstüne bir de kurda meydana gelen hareketler nedeniyle de doğalgazla yüksek oranlarda zamlarla karşı karşıya kaldık ki bu aynı zamanda hem üretilen enerji hem de tüketilen enerji tarafında da karşımıza fiyat artışları olarak geldi. Şubat ayında Hollanda bazlı TTF'in yüksek seyretmesi ve BOTAŞ tarafındaki maliyetlerin de artıyor olması. Aynı zamanda gaz kısıntısı ve diğer konularla beraber de değerlendirildiği zaman şu anki enerji fiyatlamasında maliyet bazlı fiyatlamaya yakın. Tamer Bey, çok özür dilerim. Az önce telefon bağlantısında bir sıkıntı oldu. BOTAŞ'tan önce dikkat çektiğiniz birkaç nokta daha vardı. Onu tekrar alabilir miyiz? Çünkü sesiniz gitti. Biz de tam olarak duyamadık. Tamam, peki o zaman tekrarlıyorum. Özellikle global piyasalarda artan enerji fiyatları nedeniyle Türkiye'de de gerek BOTAŞ'ın sağladığı diğer kaynaklardaki fiyatların dolar bazında artması, gerekse de Hollanda bazlı TTF fiyatının artması nedeniyle doğalgazda geçen sene sizin de söylediğiniz gibi %250'nin üzerinde zamlar gerçekleşmişti. Ocak ayında ve Şubat ayında da gerçekleşen zamlarla şu anda enerji üretiminde kullanılan doğalgazın bir net esmetekip fiyatı 6.300 liraya, yani yaklaşık olarak esmetekipi 6.3 liraya kadar yükseldi. Peki Tamer Bey, burada tabii en önemli konu da şu, özellikle elektrik dağıtıcı şirketler bu gaz alım birim fiyatını daha düşük tutuyor. Bir süre çok fazla tartışıyorduk bunu. Biraz bahseder misiniz, oradaki şartlar ne, oradaki regülatörler, düzenleyiciler ne diyor bu konuya ilişkin? Şimdi normalde BOTAŞ'tan biz elektrik üreticileri olarak doğalgazı sabit bir fiyatla, tarifeyle alıyorduk.
Elektrik dağıtım görevli tedarik şirketlerinde ise farklı bir konu vardı. Onlar temin ettikleri elektrikle ilgili özellikle geçmiş dönemlerden üzerlerinde taşıdıkları nakit sıkıntısını gidermek için ikili anlaşmalarla bunu bertaraf etmek istiyorlardı. Sektörde uzun süredir müdahil olduğumuz Enerji Üreticileri Derneği ve Enerji Ticaret Derneği de başta olmak üzere bu konuyu değerlendirip farklı alternatifler üzerinde de çözümler bulunmuştu. En son dün akşam yayınlanan kararla beraber görevli tedarik şirketlerine sunulacak elektrikte doğal gaz kaynağını kullanan elektrik üretim şirketleri için tarifenin 200 lira daha ucuz olması ve bunun gerek EPİAŞ gerekse uzlaştırmaya veriş miktarı üzerinden beyan edilmesi koşuluyla sağlanmasına karar verildi. Bu ne sağlayacak? Görevli tedarik şirketlerinin bakmakla yükümlü oldukları veya enerji vermekle yükümlü oldukları kabir portföyü için enerji almaları durumunda bu da doğal gaz üretimi yapan santrallardan elde edecekleri avantajla beraber günlük ödeme yerine ikili anlaşmayla alma yönünde olanakları arttırılmış oldu. Gaz şirketleri içinde veya daha doğrusu doğal gaz üretim yapan şirketler için ise kendi kapasitelerinin belli bir kısmını en azından daha uygun koşullarda verme. Bu daha uygun koşulları da şöyle izah etmek lazım. Bir, ödeme tarihleri arasındaki fark. İki, HTF'nin maruz kaldığı yükteki veya üretememe durumunda maruz kaldığınız zararları ortadan kaldırıcı. Aynı anlaşmaların devam edeceğini ve ikili anlaşma hacminde K1 portföyü için görevli tedarik şirketleriyle artacağını öngörüyoruz. Peki hemen BOTAŞ'ın sitesinden bir grafiği de ekrana getirelim. Tekrar sorularım olacak size. Şimdiki 2022 yılı az önce de bahsettiğimiz bu Şubat ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesi. Oradaki rakamlar ekrana geldi. Şimdi o tarafa bakıldığında özellikle Aralık 2020 baz alındığında %548 gibi bir artıştan bahsediliyor. Hemen burada Tamer Bey söz size vereyim. Bundan sonraki süreçte bu artışın devam etmesini bekler misiniz? Çünkü az önce de aslında sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan Rusya-Ukrayna krizi, Avrupa bile kendine yeni doğalgaz tedarikçileri arıyor olası risklere dair. Enerji tarafında çeşitliliğini artırmak istiyor. Bizim her ne kadar toplam İran'dan aldığımız doğalgaz, toplam doğalgaz ithalatımızın yaklaşık bir dörtte birine tekabül etse de yine de oradaki sıkıntılar yansıdı. Dolayısıyla potansiyel olarak oradaki riskler nedir? Bu yılın geri kalanı için bunun dışında eklemek istedikleriniz varsa tabii elbette kur fiyatı da önemli kurumlarda oluşacağı. Siz ne bekliyorsunuz? Şimdi sizin gösterdiğiniz grafik zaten BOTAŞ tarafından yayınlanan ve herkesin görüşüne açık olan grafikler. Burada tabii şunu da dikkate almak lazım. 2020 yılı içinde TTF ismini verdiğimiz Hollanda bazlı hub'ın doğal gaz birim fiyatı esmete küp başına neredeyse 100 dolarların altına indiği bir dönemden 2021 yılı Ekim-Kasım-Aralık döneminde 2000 dolarlara çıktığı dönemi esasında gördük. İşte bu neredeyse 200 katın üzerinde artan doğal gazın sonucunda da Türkiye'de tabii enerji fiyatlamasında dengeler değişti. Bunun üstüne bir de kur etkisini koyduğunuz zaman burada BOTAŞ'ın maruz kaldığı yükün esasında maliyet bazlı yansıtılmasıyla ilgili uygulamaların çıktılarını görüyoruz. Ama BOTAŞ'ın tek kaynağı TTF değil veya onunla ilgili kontratların çok sınırlı miktarda. Tekrar BOTAŞ Genel Müdürü'nün enerji zirvesinde yaptığı konuşma, birebir görüşmeler ve en azından sektöre verilen giriş kapasiteleri bazında bakıldığında tek TTF ile almıyor. Ağırlıklı olarak boru gazı ve boru gazının uzun vadeli fiyatları üzerinden bu enerji alımı gerçekleştiği için paçalda artan maliyetlerin yansımasının üstüne dolar kuruyla beraber eklendiğinde çıkan bir grafiği görüyoruz. Bugün yaşanan durum biraz daha farklı. İran'dan gaz akışının azaldığı, kesildiği veya tekrar başladığı denklemlerde maliyet tabii içerideki fiyatlamayla beraber değişiyor. O yüzden direkt TTF'in artışını tek bir neden olarak göremeyiz ama genel olarak petrol fiyatındaki artışı da göz ardı etmemek gerekiyor. 26-28 dolarlardan bugün 84-86 dolarlar seviyesine çıkan Brent petrolde aynı zamanda boru hattı gazlarının fiyatının artmasına ve dolayısıyla maliyetin artmasına sebep oluyor. Bu da biraz evvel gösterdiğiniz grafikteki
TL bazında maliyet artışlarını karşımıza çıkartıyor. Bunu sadece Türkiye'de olan bir unsur olarak da bakmamak lazım. Avrupa'da da sizin söylediğiniz gibi gerek gaza olan talebin artması, gerekse gazdaki maliyetin artmasıyla beraber diğer unsurlara bakıldığında bugün Orta Avrupa'da Aralık ayında 400 euroların üzerinde, yani diğer bir deyişle 450 dolarların üzerinde megawatt saatini gördük ki Türkiye'de bu rakam 80, en fazla 100 dolarlar mertebesini gördü. Peki burada tabii sizin gibi şirketlerin özellikle maliyetleri üzerinde, nakit akışları üzerindeki baskı, ben biraz bunu da sormak istiyorum Tamer Bey. Özellikle Gama Enerji olarak geçen yıl nasıl geçirdiniz? Bu yıl için nakit akışını nasıl yöneteceksiniz bu belirsizlik döneminde? Bu nakit akışı esasında şirketlerin şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi. Geçen seneyi biz tabii farklı piyasa koşulları nedeniyle bir önceki senelere nazaran daha rahat geçirdik diyebiliriz. Bunun üzerindeki en önemli neden doğal gaz fiyatıyla beraber doğal gazın çalışma unsurlarının artması. Biliyorsunuz başta ülkemizde olmak üzere çevre ülkelerde yaşanan kuraklık nedeniyle düşen hidroelektrik santralları üretimi ve diğer tarafta da gerek kömürde gerek emtialarda artan fiyatlarla beraber yaşanan birçok zorlayıcı ortam doğalgaz santrallerinin kapasite faktörlerinin artmasına sebep oldu ki bu da geçen seneyi en azından rahat geçirmemize yardımcı oldu. Ancak bu sene özellikle yıla başlarken yaşadığımız bu gaz kesintisi, gaz takvimi, gaz günü ve gazın ödemeleriyle enerjilerden elde ettiğimiz ödemeler arasındaki farklar bizim günlük nakit akışımızda tabii bazı zorluklara neden oluyor ki onu kendi kaynaklarımızla olabildiğince yönetmeye çalışıyoruz. Bir de ben esasında şöyle bir genel bilgi de vermek istiyorum. Bugün Türkiye'de gelinen noktada veya dünyada gelinen noktada bir gaz santralını siz yaklaşık olarak 600 milyon dolara yapabilirken bunun bir aylık gaz ihtiyacı neredeyse onun 12'de biri 50 milyon dolarlar seviyesine kadar çıktı ki bu da herhalde yaptığınız işin ne kadar hacimde az bir tortu bıraktığının en büyük göstergesi. Biz de bu riskleri bertaraf edecek şekilde çalışma planlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Tamer Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Tamer Çalışır'ın görüşlerini aldık. Sektör dair bundan sonraki süreçte özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin tarifeleri, buradaki belirsizlikler, buna dair de sektörün talepleri var. Ve elbette şu an hali hazırda doğalgazdan elektrik üreten şirketlerinde nakit akış problemleri konuşmaya devam edeceğiz. Gidelim buradan bugünkü PMI rakamlarının detaylarında. Birazdan grafikte ekrana gelir Gizem'in de bahsettiği özellikle hazır giyim ve ihracat tarafındaki düşüş Ocak ayında neden PMI'nin sektörel kırılımında tekstil tarafında, giyim tarafında bu denli düşüş yaşandı? Bunu konuşalım. İKİP Yönetim Kurulu üyesi Özkan Karaca bizimle olacak. Özkan Bey, hoş geldiniz yayına diyeyim ve hemen konuya ilişkin sözü size vereyim. Merhabalar Gücem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Az önce de vurguladığımız gibi bugün gelen PMI rakamlarında, Ocak PMI rakamlarında hazır giyim tekstile dair bir sert bir düşüş gördük. Bunu neye bağlarsınız? Ocak nasıl geçti sektör için? Gizem Hanım, biliyorsunuz PMI Türkçesiyle satın alma yöneticileri endeksi çok önemli. Çünkü yatırımcılar biliyorsunuz bunu öncül gösterge olarak kabul ederler ve ona göre yatırımlarını yaparlar. Son 7 ayda hızlı yükselişler yaptı. Biliyorsunuz Aralık 2021'i %52.1 ile kapatmıştık. Ama Ocak'ta %50.5'e düştü. Ama benim tahminim daha aşağılara düşeceği yönündeydi. %50'nin üzerinde olması tabii ki gelişme anlamında. Çünkü Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya, Amerika hepsi %50'nin altında. Tabii tekstil sektörü olarak biz ithalata dayalı bir sektör olmadığımız için bizim için sevindirici. Sadece bizim yeni yatırımlar yapmak istiyoruz ama istihdam edebilecek eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu da tabii yeni yatırımlarımızı azaltıyor diye düşünüyorum. Son 7 ayda hızla
yükselen PMI 8. ayda büyük bir düşüşe geçti. Bunun da sebepleri ham maddenin temini, lojistik sıkıntıları, fiyat artışından kaynaklanan zorluklar tabii ki teslimat sürelerimizi uzattı. Benim tahminim büyük ihtimalle son 24-31 Ocak arasındaki enerji kesintilerinden önce yapılan bir anket olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönem teslimat sürelerinde daha büyük zorluklar yaşamamızı sağladı. Bu son enerji kesintileri yüzünden teslimatlarda bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bunu tabii müşterilerimize de anlatmakta zorluk çektik. Bazı firmalar bu gecikmelerden dolayı müşterilerle sorunlar yaşadı. Çünkü gecikmelerde ancak müşterilerimiz mücbir sebepler olduğunda kabul görüyor. Onun haricinde kesinlikle kabul görmüyor. Yine de 50'nin üzerinde PMI'nin çıkması bence iyiye delalettir diye düşünüyorum. Ve Türkiye ekonomisi için sanayinin çarklarının çalıştığını görmek beni memnun ediyor kısaca. Peki Özkan Bey, burada sektörlerin özellikle ithalata bağımlılığı, bu da çok konuşuluyor. Ne dersiniz? Özellikle siz sektör olarak bakıldığında ne kadar ithalata bağımlısınız? Orada hem kurdaki hareket sizi nasıl etkiliyor, o tarafı sorayım. Hem de bir yandan sadece kur, tabii kurun hareketi değil, enerji maliyetleri de önemli. Çünkü tüm sanayici için doğalgaz ve elektrik kısıntısı vardı geçtiğimiz hafta. Bu hafta elektrik normale döndü ama doğalgazda kısıntı devam ediyor. Kısıntı olmasa dahi zaten faturalar artmıştı. Bir de üzerine kısıntı eklendi. Dolayısıyla o tarafı sorayım. Hazır giyim sektörü olarak biz diğer birçok sektöre göre daha şanslıyız. Çünkü ithalata fazla bağlı olmayan bir sektörüz. Cari fazla veren bir sektörüz. Dolayısıyla bizim şansımız diğer sektörlere göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki enerjide son zamanlarda yaşanan elektrikte, doğalgazdaki çok yüksek fiyat artışları birçok firmayı tabii ki zorlayacaktır. Çünkü 3 katına çıkan neredeyse maliyetler oluştu. Bunları da tabii müşterilerimize yansıtmakta zorluklar çekiyoruz. Çünkü bu girdi maliyetlerin artması bizim fiyat maliyetlerimizi de etkiliyor. Dolayısıyla fiyatlarımızı müşterilerimize belirttiğimiz zaman tabii Türkiye'deki enflasyon gibi kendi ülkelerinde enflasyon olmadığı için bizim yükselmiş olan fiyatlarımızı kabul etmiyorlar. Kabul ettirmekte zorluklar çekiyoruz. Dolayısıyla tabii bu siparişlerin azalmasına, müşterilerin yeni pazarları araştırmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Zamanla oturacak tabii. Çünkü sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada enerji maliyetleri çok yukarılara çıkmış durumda. Zamanla müşterilerimiz de bunu kabul edecek ama bu dönemi tabii nasıl atlatırız, bunun planlarını çok iyi yapmamız lazım. Biz ülke olarak tabii firmalar olarak alışığız, bunu çok rahat bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Peki son sorum da şu, özellikle bu ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na tutulması nasıl değerlendiriyorsunuz %25'i bankalar vasıtasıyla, onu sorayım. Şimdi bence tabii bir ön duyuruyla bir zaman verilerek yapılsaydı bu çok daha iyi olurdu. Çünkü peki Özkan Bey'in görüntüsünde bir sıkıntı vardı. Özkan Bey, az önce teknik bir problemden dolayı görüntünüz dondu, duyamadık. Tekrar görüşlerinizi rica edeyim. Şimdi tabii ki bu ihracat bedellerinden %25'in kesilmesi daha önceden haber verilseydi ve ihracatçılarımız kendilerini buna göre ayarlasalardı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü
bizler ihracatçılar gelirimiz hangi para cinsindense o para cinsinden kesinlikle borçlanmayı tercih ediyoruz ki krizlerden mümkün olduğu kadar az etkilenelim diye. Dolayısıyla birçok firmanın tabii %25'i ihracat bedelinin %25'inin paraya döndüğü, TL'ye döndüğü anda eğer ki döviz borçları varsa tekrar bunu dövize döndürürken bir kayıp yaşadılar. Ben bir de bu konuda şeyin altını çizmek istiyorum. Eğer ki bu %25 diyelim ki TL'ye döndük. Bunu en azından bu döndüğümüz paraya tekrar ihtiyacı olmayan firmaların bunu kur korumalı 3 aylık 6 aylık mevduata döndürmesi için tekrar dövize döndürülüp sonra bunun bozdurulma olayı firmalar için bir kayıp olacaktır. Bunu direkt olarak ihtiyacı olmayan firmaların kur korumalı mevduata yatırması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Özkan Bey, peki bunu özellikle buradaki rakamı yani dövizden kur korumalı mevduata geçirilen rakamın teminat gösterilip kredi çekilemeyeceğine dair bir haber akışı var. Bankalara bu konuda uyarı gitmiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu konuda bankaların da ve piyasanın da birçok bilgilerden uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim sorduğum bazı bankalar bu %25'i hemen kur korumalı mevduat yapabileceğini söylerken bazı bankalar kesinlikle bunun olamadığını söylüyorlar. Zamanla bu oturacaktır diye düşünüyorum. Ama bir an önce bazı sektörler göz önüne alınarak o sektörler için yardımcı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizim sektörümüz tekstil, hazır giyim sektörü çok fazla ithalata bağımlı bir sektör değil. Dolayısıyla bizim zaten %25'in üzerinde Türk lirası olarak ödediğimiz giderlerimiz var. İşçilik olsun, doğalgaz olsun, yemek olsun, servis olsun, bunlar %35'in üzerinde. Ama bazı sektörler var ki otomotiv gibi yaklaşık %90'a yakın dövizle ithalat yapan sektörler. Bu sektörlerin durumu yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Özkan Bey, merak ettiğim konu şu. Daha önce zaten %25'lik bedeli bankalarda tutuyordunuz değil mi siz? İhracat bedeli. Yani Merkez Bankası döviz olarak tutuluyordu. TL'ye geçilmiyordu ama zaten mecburiydi ihracatçının ihracat bedelini getirmesi ve bunun bir kısmının bankalarda tutulması. Yanılıyor muyum? Bizim tutmamız değil de bankalarda Merkez Bankası'nın %25'ini tutuyordu ama bizim ihracat bedellerimizin tamamı geldiği anda biz onları istediğimiz gibi kullanabiliyorduk eskiden. Ama şu anda %25'i TL'ye çevriliyor. Belli bir süre içerisinde de bu %25'i tekrar yeniden dövize döndürebiliyorsunuz. Ama arada tabii alış ve satıştan dolayı firmaların bir kayıpları oluşuyor. Kayıpları oluşmaması için bence bu %25'te en azından ihtiyacı olmayan firmaların kur korumalı mevduata dönmesinin önü açılması çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir kere daha altını çiziyorum çünkü bu çok önemli bence. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Bey değerli katkınız ve analizleriniz için. Şimdi gidelim buradan Deniz Yatırım'a. Ufuk Özdan bizimle olacak Deniz Yatırım'da. Ufuk, günaydın, hoş geldin yayına. Bugün içeride PMI verisini karşıladık elbette. Bir yandan dışarıda da PMI rakamları geliyor. Dolayısıyla hani hem Türkiye hem küresel büyüme nereye evrilir buna bakarken merkez bankaları da aslında büyümeden bağımsız enflasyonu kontrol etmek için faiz artışlarına başladı. Ne söylersin? Bu hafta neleri takip edeceğiz?
Teşekkür ediyorum Güzem. İyi yayınlar diliyorum. Dediğin gibi iki taraflı bir durum var. Şu anda merkez bankalarının bir yandan enflasyonla mücadelesi, bir yandan dünya ne kadar büyüyecek bunu anlamaya çalışıyoruz. Dediğin gibi PMI rakamlarını alıyoruz. Bugün almaya devam edeceğiz. Avrupa tarafından PMI'ler gelecek. Tabii bir taraftan da Amerika tarafından da PMI verilerini takip ediyor olacağız. Diğer taraftan hisselerde özellikle geçen haftanın sert düşüşlerinin birazcık daha hala toparlandığını görüyoruz. Bugün yine Avrupa tarafından gelen bilançolar, Amerika'dan gelecek bilançolar bu tarafı toparladığını görüyoruz. VIX endeksinde son bir ayda 160'a yakın yükseliş vardı. Onun biraz normalleştiğini görüyoruz. Dün konuşan Fed Başkanı'nın biraz daha ılımlı bir konuşma yaptığını takip ettik. Dolayısıyla bugün itibariyle birazcık daha piyasalarda normalleşme, yukarı yönlü hareketlerin daha devamının gelebileceği yönünde bir sinyal mevcut. Tabii bir taraftan Rusya-Ukrayna krizini yakından takip ediyor olacağız. Piyasa üzerindeki en büyük risk bu gibi görünüyor. Ama genel görünümün olumlu olduğunu söylemem mümkün. Tabii Euro-Dolar paritesinde de bir toparlanma var. Risk kişiden toparlanması evvel. Dolar endeksinde bir geri çekilme var. Keza dün dolar endeksinin geri çekilmeden gelişmekte olan ülke para birimleri bizden esirimizi aldık diyebilirim. Bu tarafı, bunu da olumlu tarafa koymak lazım. İçeride Borsa İstanbul'da 1978 seviyesi üzerinde kalındıkça biz olumlu görüşümüzü koruyoruz. Arada önemli bir destek 2000 puan. 2000 puan üzerinde kaldıkça da 2048 ve 2050 2100 seviyelerine doğru bir hareketin oluşabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu hafta dediğim gibi önemli veriler de var. Yine Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Oradaki sıkılaştırma adımları nasıl olacak? Bir taraftan da petrol fiyatlarıyla alakalı global enflasyonist ortamda OPEC kararını çarşamba günü takip edeceğiz. Yani veri yoğun bir hafta ama olumlu tarafta olduğumuz, risk iştahının yüksek olduğu bir haftanın devamı gelir diye umuyoruz. Teşekkür ediyoruz Ufuk. Aktardıkların için stüdyoya dönelim. Serdar Pazı bizimle. Serdar hoş geldin. Merhaba. Şimdi bir yandan tabii enflasyonu kontrol etmek için sıkılaşan merkez bankalarından bahsediyoruz. Öte yandan da tabii ki mali politikalar. Evet. İçeride hazinenin de borçlanma stratejisi açıklandı. Oradaki detayları alalım senden. Evet, borçlanma stratejisinde dikkat çeken birkaç nokta var. Bir tanesi 10 yıllık sabit kuponlu tahvilin ihracının Nisan ayına ertelenmiş olması. Bunun yerine 10 yıl vadeli ve çeşitli vadelerde TÜFE endeksli, TLRF endeksli, değişken faizli endekslere yani daha ziyade değişken faizli bankaların daha rahat borçlanabileceği ve bilançosuna yer verebileceği tahvillere ağırlık verilmiş. İtfa ve ihaleler bakıldığında 16 ve 23 Şubatlarda yani yılın ilk ayın ilk yarısında önemli bir itfa ihale takvimi söz konusu değil. Bakıldığında dış borç tarafında da bir takım gelişmeler olabilir. Burada bir dış borç servisi var ama Eurobond kiracı henüz yapmadı hazinemiz. Uygun bulduğu noktada bunu da yapıyor olacaktır. Bakıldığında önemli yani 64 milyarlık bir itfa var. Bunun üzerinde 49 milyarlık bir servis yani satış yapılması tahmin ediliyor. Şu bakıldığında Mart ve Nisan nispeten daha rahat bu açıdan. Yani 20'şer milyarlar civarında bir ihale itfa takvimi var. O yüzden hani bu ay daha ziyade değişken faiz tahvillere ağırlık verilmiş. Nisan ayına kadar da uzun vadeli önemli bir tahvil ihracı söz konusu değil. En yüksek borçlanmanın olduğu aylar hangileri? Bu ay yani bakıldığında 64 milyara 49 milyarlık satış. Şubat için. Evet, Şubat için. Mart, Nisan giderek daha rahatlıyor. Peki bizim en çok enflasyon düşüşe başlayacağını düşündüğümüz o Mayıs-Haziran'dan sonra nasıldı takvim Serdar? Mayıs-Haziran'dan sonra nispeten daha sakin. Peki bu 49 milyar TL dediğin kısmı aslında bu itfaiye geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda tablo bize ne söylüyor? Yani genelde yılın ilk aylarında daha yoğun bir itfa ihale takvimi. Daha sonra biraz daha sakin yani yaz ayları daha sakin geçen bir takvim var. Ama bu tabii ki yani özellikle TÜFE endeksli tahvillere çok ciddi talep var. O yüzden hani bir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla atlatılabileceğini buradan söyleyebiliriz. Özellikle TÜFE endeksli tahvillere hatırlanınca üzere son 6 yıl vadeli tahvile çok ciddi talep edip eksi reel faiz görmüştük. Bu da önemli bir gösterge. 10 yıl yeni bir segment bu açıdan bakıldığı zaman. Yani oraya da biraz daha uzun vadeli durasyon yer vermek isteyen bireysel emeklilik vesaire firmaları da talep gösterebilir gibi düşünülüyor. Serdar, son sorumda şu olacak izninle. İtfanın yoğun olduğu zamanlarda tahvil faizlerinde yükseliş beklemeli miyiz? Çok fazla hani öyle bir denge bozması yaratacak. Daha ziyade bakıldığında kur tarafındaki stabilite yani 13'lerde kurun bir hani aylık zımni oynaklığında ciddi şekilde 20 seviyelere gelmiş olması. CDS risk priminin nispeten sakinleşmesi.
yabancı yatırımcının artık hani çok fazla yerinde satacak nispeten tahvil kalmaması, yani işte senin de olduğu gibi hani önce sat sonra tekrar yerine koy gibi bir strateji o tarafta çok fazla güdülmüyor. Yani daha ziyade nötr bakıyor. Dolayısıyla bunların olduğu noktada ve Hazine Merkez Bankası'nda koordineli biçimde düzenlediği zaman zaman geri alım yerlileriyle beraber bakıldığında çok fazla tahvil faizleri, yani ılımlı geri çekimenin devamı söz konusu olabilir. Serdar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi gidelim buradan Canadian Imperial Bank of Commerce'in FX Strateji Direktörü Jeremy Stretch'e. Hello Mr. Stretch. Merhaba Sayın Stretch, programımıza hoş geldiniz. Günaydın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Sadece 3 dakikamız var. O yüzden ilk sorum şu. Beklentiniz nedir Avrupa Merkez Bankası için? Ve ikinci sorum da şu. İngiltere Merkez Bankası beklentilerinizi alabilir miyiz? Avrupa Merkez Bankası tarafında Sayın Lagarde'ın biraz daha fiyatlanan şeyi ötelemeye çalışacağını görebiliriz. Piyasa 25 bas puandan fazla bir sıkılaşma bekliyor. Yıl sonuna kadar bunun ötelenmesini sağlamaya çalışacaktır. Bu şu an çok agresif bir görünüm Avrupa Merkez Bankası için. O yüzden Avrupa Merkez Bankası bu piyasa fiyatlamasını azaltmaya çalışacaktır. Çünkü bu çok agresif görünüyor. Bu da Euro'yu baskılayabilir. İngiltere Merkez Bankası açısından da ilk faiz artışını artık gelebilir, bunu bekleyebiliriz. Uzun zamandır faiz artışı olmamıştı ama daha fazla, mesela 60 bas puandan daha fazlasını Mayıs ayından önce fiyatlamalı mıyız? Bunu merak ediyor. Biraz daha fazla aslında alan var sterlinin altında performans göstermesi için. Çünkü piyasalar çok agresif bir şekilde hem İngiltere Merkez Bankası'nı hem de Avrupa Merkez Bankası'nı çok agresif şekilde fiyatlar. O yüzden ikisi de altında performans gösterebilir bu para birimlerinin. Jeremy, gelişen ülkeler kendilerini nasıl konumlandırabilir bu kararlara yönelik olarak bunlara göre? Elbette bir tartışma ortamı var. Ne kadar agresif bir sıkılaşma döngüsüne gireceğimize dair gelişmiş piyasalardan bahsediyorum elbette. Sanıyorum ki piyasaların çok agresif bir şekle girdiğini gördük. Sıkılaşma döngüsüyle alakalı beklentiler konusunda. Çünkü Fed bir açıklama yaptı biliyorsunuz geçen hafta. Ve Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden nispeten yavaş bir şekilde hızı olan bir sıkılaşma göreceğiz. Bu da biraz endişeleri azaltabilir ya da sıçrama etkilerini kısıtlayabilir. Bunun gelişen piyasalara olan etkisi, bu evrenin olan etkisi biraz kısıtlı kalabilir o yüzden, yavaş olacağı için. Jeremy Stretch, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Jeremy'nin de görüşlerini aldık. Bu hafta Cuma günü de Amerika'da tarım işi CSM rakamları gelecek. Onu da hatırlatalım. Fokusu burada noktalayalım. Bir sonraki buluşmamız 14'te piyasa altında. Hoşçakalın.